ve herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını biz altyapı, üst yapı tüm hizmetlerle donattık ve bu hizmet yarışımız aynı şekilde hep devam etti, devam ediyor. Ve bu konuda da asla fire vermedik. Tabii bu süreç içerisinde sadece ülkemizin içinde değil, aslında dünyanın değişik ülkelerinde de bu hizmet yarışımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 51-52 ülkesini dolaştım. Amerika'nın, Latin Amerika olsun, Amerika'nın tam kendisi olsun, buraları defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken tabii sürekli olarak da ülkemizin mesajını buralara taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor. Ve bütün bunlarla birlikte üzerinde en çok durduğum konulardan bir tanesi bir Maryland yatırımıdır. Çok çok önemsiyorum. Hele hele Birleşmiş Milletler'in tam karşısında Türk evini 4,5 yılda bitirmiş olmamız ve oraya böyle bir markayı vurmuş olmamız, bu bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir inşallah marka olacak. Tabii bütün bunlar bizden çok, bizden sonra gelecek nesiller için de bir hakikaten abide olacak. Türkiye'de dikkat edilirse altyapıda, üst yapıda bütün yüksek hızlı trenlerden tutunuz, Marmaray'dan Avrasya tüneline varıncaya kadar, öbür tarafta ne bileyim bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, bir İstanbul-İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Ve hepsinden de tabii öte, bizim Karadeniz'de Samsun'dan Sarp'a kadar bu otoyolu yapmamız, o da bir başka şaheser. 26 tane havaalanından aldık ve bütün bu havaalanlarının sayısını getirdiğimiz yer ortada. 56 tane havalimanına çıktık ve bu havalimanlarında birlikte tabii çok daha da önemli bir adım, o da 6100 kilometre bizim yolumuz vardı. Ama bunlar tabii otoyol falan değildi. Ama biz bunu nereye çıkardık? Yaklaşık 28.000 kilometre olayına çıkardık. Eğitime bakıyorsunuz, eğitimde bizim sayımız 76 üniversiteydi. Ama biz bu 76 üniversiteyi 207 üniversiteye çıkardık. Ve şu anda bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Her ilde üniversitemiz var. Bu nedir bu? Bu şudur. Artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Dolayısıyla Anadolu'nun tüm illerinde artık bizim gençlerimiz, bizim yavrularımız üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Ya Hakkari'de oradaki üniversitede okuyacak. Aynen Şırnak'ta okuyacak. Aynen
Van'da okuyacak. Hastanelerimize bakıyorsunuz, hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. E şimdi bir de biz şehir hastanelerimizi de her yeri donattık. Bunlardan daha güzel hizmet olur mu? Eğer biz şu koronavirüs süresi içerisinde eğer bizim bu hastanelerimiz olmasaydı bizim halimiz ne olurdu? Ama bu koronavirüs salgının olduğu sürede bu hastanelerle biz birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide. Bakınız şu anda enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Hele hele şimdi Karadeniz'de doğalgaz olayıyla ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, buralardan doğalgazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğim. Ama biraz sabır. Oradan biz o doğalgazı çıkardığımız anda sadece inşallah devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımın da kasasına girecek. Sizlerin de bizi bu kadar yakından takip etmeniz sebebiyle sizlere de şahsım, heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.